sınav öğrencisi her ne kadar bir şeylerin farkına varmış olsa da o temponun içine girmediği müddetçe bunu çok fazla davranışlarına yansıtamıyor. Dolayısıyla ne kadar geç başlarsam o kadar iyi gibi bir düşüncesi oluyor aslında. Farkındalığı yaşamak onlar için çok kolay değil. O yüzden zaten bizler varız. Onları yönlendirmeye çalışıyoruz bu noktada. İyi de geliyor. Hem sınava daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya başlıyorlar. Zaten şunu yapıyoruz. Veli öncesinde bizi bir 40 dakika dinlediğinde veli ya da öğrenci ne yapmak istediğimizi anlıyor. Çünkü bizim Ağustos'tan Eylül'e kadar olan süreçte öğrenciyi hazırladığımız ilk kısım matematik, fen gibi dersler değil. Aslında psikolojik olarak onun hazır bulmuşluğunu artırmayı hedefliyoruz. Ece Hocam, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba. Şimdi bu programı neden yapıyoruz? Şöyle, Öğrenci 360 diye bir programımız var bizim. Biz de sizle birlikte bu programın bir tabii koordinatörü olması lazım. Ve birlikte bir koordinatörlük yolculuğuna çıktık. Siz de bunu zaten çok güzel yapıyorsunuz. Bu süreçte velilerimizin, öğrencilerimizin tabii soruları oluyor ister istemez bu Öğrenci 360 programına. Bizim program biraz dijital bir program sonucu olarak. Bu programı biz tabii Ağustos 15 gibi başlatıyoruz. Devam ediyor. Şimdi bu programın biraz detaylarını konuşuruz. Hem de neden Ağustos 15'te başlıyoruz kısmıyla birlikte bir başlayalım size. Tabii bu önemli bir nokta hocam. Neden Ağustos 15'te başlıyoruz? Velilerimiz genelde bize bu konuda diyorlar ki hocam Eylül gelsin, hani okulda başlasın, şöyle akademik senede bir başlamış olsun, sonra devam edelim gibi gelebiliyorlar çoğu zaman. Bizim burada biraz daha okuldan öne çekmiş olmamızın sebebi bunun bir aslında adaptasyon sürecinin olması. Çünkü öğrencinin burada dijital sisteme uyum sağlaması, danışmanıyla birlikte bir yolculuğa çıkacak, oradaki tanışmanın ve uyuşmanın sağlanması gibi bazı noktalarda öne çekmemiz gereken bir durum. Bazı bunları öğrenciler de erteliyorlar tabii. Evet. Yani ertelemek istiyorlar biraz daha geç. Çünkü işlerine gelmiyor hocam aslında. Evet, sınav öğrencisi her ne kadar bir şeylerin farkına varmış olsa da o temponun içine girmediği müddetçe bunu çok fazla davranışlarına yansıtamıyor. Dolayısıyla ne kadar geç başlarsam o kadar iyi gibi bir düşüncesi oluyor aslında. Bu noktada biz onları daha öne çekiyoruz ki o maratonun içerisine kendilerini kaybetmeden, kendilerini yormadan yavaş yavaş adım adım aslında daha soft bir şekilde devam edebilelim öğrencilerle. Farkındalığı yaşamak onlar için çok kolay değil. O yüzden zaten bizler varız. Onları yönlendirmeye çalışıyoruz bu noktada. İyi de geliyor. Hem sınava daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya başlıyorlar. Çünkü bizim Ağustos'tan Eylül'e kadar olan süreçte öğrenciyi hazırladığımız ilk kısım matematik, fen gibi dersler değil. Aslında psikolojik olarak onun hazır bulunuşluğunu artırmayı hedefliyoruz ki diğerleri peşinde çok daha rahat gelsin. Tabii şimdi bir maraton başlıyor. Bu maratona dediğin gibi bir bakış açıları olması gerekiyor. Bir de öğrenci yani maratona çıkarken nasıl çıkacak, kimlerle çıkacak ve buradaki işte heyecanını kontrol etmek, nasıl ilerlemesi gerekiyor, bir sürü soru işaretleri var. Tabii ve hiç daha önce tecrübe etmediği bir dönemin içerisinde. Konforluk alandan da çıkmış olacak. Kesinlikle. Genelde zaten en çok yaşadığımız şey öğrenci başta çok motive bir şekilde giriyor. Seneye giriş yapıyor. İşte yaz tatilinin bitmesiyle birlikte sınavda şunu yapacağım, bunu yapacağım, hedeflerim şunlar gibi güzel bir başlangıçta bulunuyor. Önemli olan bunu sürdürebilmesi çok ve güzel yavaş yavaş yolda devam etmesi. Çünkü o kadar hızlı girdiği zaman çok çabuk bırakıyor. Yani biz Kasım ayına geldiğinde öğrenciyi toparlamaya çalışıyoruz bu sefer. Ama önümüzde daha Haziran'a kadar sürdürmemiz gereken bir süreç var ve öğrenci hani tabiri caizse yerden kazıdığımız bir döneme girmiş oluyor. Bunun olmaması adına da onunla birlikte nerede durması gerekiyor, nerede hızlanması gerekiyor, psikolojik destek kısmı burada çok çok önemli bir yere sahip. Bir de şöyle, biz tabii kariyer yapıyoruz. Arkasından kariyerden sonra öğrenci 360 görüşmeleri başlıyor. O kariyer bize öğrenci 360'daki görüşmelerin aslında bir yol haritasını da belirliyor. Kesinlikle, yani bu noktada ben de mesela bir öğrenciyle 360 görüşmesi yapmadan önce mümkün olduğunca kariyer analizinde ne gibi bir sonuçla karşılaştığımı görmek istiyorum. Çünkü orada aileye güzel aktarırken neleri vurgulamalıyım, nerede fayda sağlayabiliriz, nerede geride kalırız, bunları görmek için aslında öğrenciyi biraz tanımam lazım. Öğrenciyi hiç bilmeden ona sunduğum programın ayrıntılarını aktarmak çok standart bir şey. Yani işte marketten böyle bir elma alır gibi bakmamak gerekiyor olmaması programa. Gerekiyor. Biraz programın o derinlik kısmını. Bence işte biz zaten şunu yapıyoruz. Veli öncesinde bizi bir 40 dakika, ister Zoom görüşmesi ister buraya gelebilir. Evet. 40 dakika 45 dakika dinlediğinde veli bizim tam olarak ya da öğrenci ne yapmak istediğimizi anlıyor. Bir de ben en çok şu beni heyecanlandırıyor. Bu konu hakkında senin düşüncelerini merak ediyorum. Buraya öğrenci geliyor şimdi. İki tip öğrenci böyle farklı farklı öğrenciler geliyor. Ben şunu gördüm. Bu 360 programını anlattınca 360 programı öğrenciyi konfor alandan çıkartıyor. Evet. Şimdi buna dayanabilecek öğrenci var, dayanamayan öğrenci var. Evet. Burada bazen anlatırken o dayanamayacak öğrenci hemen söyleyebilir.
diyebiliyor. Evet. Bazısı da bunu deneyerek ilerlemek istiyor. Acaba bizim program böyle çok sık boğum yapan bir program mı? Yani üniversite sınavı zaten genel hatlarıyla bunu yapmak zorunda olan bir sistem. Yani bizim programda olmayan bir öğrenci de bu sıkılmayı yaşamak zorunda sınava evet. hazırlanma sürecinde. Bizim buradaki en büyük şeyimiz biz nasıl yönetiyoruz? Zaman kaybetmesinin önüne geçiyoruz. Yani saatlerce dersin başında oturmak gibi bir şey değil. Burada geçirdiği zamanı nasıl daha verimli bir hale getirebiliriz bunun üzerine. Yoksa öğrenci gidip 3 saat çalıştı gibi bir şey değil burada bizim beklentimiz öğrenciden. Ama sistem bunu gerektiriyor mu? Evet gerektiriyor. Çünkü çok yoğun bir program. Uğraşmanız gereken çok fazla ders var. Çok fazla konu var. Bir yandan evet. yönetmeniz gereken bir 12. sınıf öğrenciliği var gibi gibi yükleriniz çok fazla. Dolayısıyla ister istemez sınav kendi haliyle zaten sıkmaya odaklı bir sınav. Biz burada orada onun canının yanmasını engelliyoruz aslında. Bazı öğrenci bu evet. görüşmede bunu fark ediyor. Çünkü kendi başına yaptığında çok daha fazla zorlanacağının farkına varabiliyor ve az da olsa bu zorlanmaya dayanabilirim gibi kendince bir şey geliştirebiliyor. Ama bazı öğrenci için bu çok uygun olmayabiliyor. Zaten en başta kariyer analizini yapıp 360 almaktaki sebebimiz de bu aslında. Çok güzel. Öğrencinin biz orada çok net davranış örüntüsünü görebiliyoruz. Çok güzel. Bu yolculuğa çıktığımızda nelerle karşılaşacağımızı zaten ilk görüşmede daha öğrenciye sunuyoruz. Evet. Diyoruz ki sen bunları yaşayacaksın ve biz seni burada yolda tutmak için şu şekilde eşlik ediyor olacağız. Evet. Sen buna var mısın? Nasıl bir bağlantısı var ve neden yaptırmalı sorusunun cevabı kesinlikle. Bunlar. Bunu görmediğimiz zaman bu şu demek değil. Şu kişilikteki öğrenci 360'a uygun, şu kişilikteki öğrenci değil gibi bir şey değil. Herkes bu programa dahil olabilir. Ama burada neyi yükseltmeliyiz? Bazı öğrenciyle psikolojik danışmanlık kısmını çok daha yoğun bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü evet. içsel motivasyonu daha düşük bir öğrenci olabiliyor. Bazı öğrenciyle rutin çalışmamız gerekiyor. Rutinleri nasıl oturtacak, nasıl sürdürecek bu davranış örüntüsünü çalışmamız gerekiyor. Bana bunu söyleyen şey evet öğrenci, aile bana bunu aktarıyor ama kısıtlı bir zamanım var. Dolayısıyla bunu değerlendirirken kariyer analizinden gelen veri benim için çok daha objektif bir veri aslında. Ve sistemi ben bunun üzerine kuruyorum. Danışman arkadaşıma da bu bilgilendirmeleri yapıyorum. Bunun üzerinden zaten giriş yapıyoruz. Bir de ben şunu da görüyorum. Boğum olma kısmı nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Normalde öğrenciyle hiç kariyer analizi yapmadan yola çıksan öğrenci o süreçte kendi örtük sistemi varsa, kaçamakları varsa bunu yapabiliyor. Şimdi kariyer analizi o kaçamakların hepsini kapatıyor. Kesinlikle. Bir kere önceden tedbirini alıp da yola çıkmak bence bu yolculukta seni en az rahatsız etme konusunda minimize edebilecek en önemli durum. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Ailelere de hatta bu şekilde anlatıyorum. Yani bir kere beyin zorlanmaya geldiği zaman bahane üretmeye meyilli bir organ. Bu öğrenci olmaktan bağımsız. Hepimiz için geçerli. Biz sıkıya geldiğimiz zaman belirli bir müddet sonra ondan vazgeçiyoruz genelde davranış olarak. Veya bahane üretiyoruz. Çok güzel. Öğrenci de aslında bunu normal yapıyor. Normal bir şey yani. Bu bahane, çok normal bahane, şey. Yani hayatımız beklemek, her yerinde var. Şunu beklemek mümkün değil. Öğrenci oturacak, Ağustos ayında başlayacak, Haziran ayında hiçbir şey olmadan ufak bir süreç yürüyor. Böyle bir öğrenci yok. Yani. Çünkü insanız. Öyle bir dünya da yok. Evet. Yani bunun için robot olmamız gerekiyor ama biz insanız. Dolayısıyla kesinlikle önemli olan bahane üretmemek değil. Bunları yönetebilme becerisini geliştirebilmek. Harika. Kariyer analizi bize burada ne gibi bahanelerle karşılaşacağımızı söylüyor. Bazı öğrenci eğlenmeye ihtiyaç duyuyor. Ama biz bunu öğrencinin elinden almak zorundayız sınav senesinde. Evet. Yavaş yavaş ona nefes aldırabilecek neler yaratabiliriz? Bunun üzerinde bakıyoruz. Bazı öğrencinin hiç böyle bir ihtiyacı olmuyor. Tamamen kapanıp bireysel olarak çalışmak düzenini oluşturmaya ihtiyacı oluyor. O zaman ona yöneliyoruz. O zaman bir de şöyle bir şey de var. Bu önceden biliyorsan yol haritasını, biraz önce Yasin Hoca'yla yaptığımız konuşmada da öyleydi. O navigasyon dediğimiz hani yol haritasını biliyorsak o zaman çukurun nerede olduğunu biri sana söylüyorsa o çukura düşmek mi yani? Çukuru bile bile düşer misin ya? Evet. Ben hiçbir öğrencinin bile bile böyle bir hata yapmak istediğini düşünmüyorum yani. Şöyle bir şey de var. Hani yola çıktığınız zaman yanınızdakinin kim olduğunu bilmeye ihtiyaç duyarsınız. Yani bunu öğrenci için de söylüyorum. Danışman için de aynı şekilde söylüyorum. Eğer bilirseniz nerede yorulacak, nerede o sizi destekleyecek, nerede siz onu taşıyacaksınız. Bunu da bilmeniz gerekiyor zamanı geldiğinde. Biz öğrencinin bu noktada işte yarasını nerede alacak, nerede yavaşlaması lazım, nerede hızlanması lazım. Bu noktalarda aslında kariyerden gelen bilgiyle ve görüşmelerimizde tabii haftalık olarak görüşme yapıyoruz öğrenciyle. O noktada çok net görebiliyoruz. Bu da ona bir yoldaşlık yapmamızı sağlıyor. Yani ona çukuru gösterirken her çukur her öğrenci için aynı derecede değildir. Kimisi yerden gelen bir engele takılır, kimisi dala takılır gibi. Bu arada senin de fikrini yani bakış açını merak ediyorum. Yasin çok üzerinde duruyor. Bu psikolojik danışmanlık
danışmanlarla birlikte yürünen yolculuğu biraz özetleyebilir misin? Burada benim için en kıymetli olan kısım şu aslında. Biz hep üniversite sınavına ya da herhangi bir sınava hazırlanma sürecini sadece akademik boyutuyla ele alıyoruz. Hep ne yapıyoruz? Öğrencinin önce matematik bilgisi, işte fizik bilgisi, Türkçe bilgisi, bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bu süreçte öğrenci sadece akademik bilgiyle sınanmıyor. Bu sınav aynı zamanda bir zaman kısıtlamasının olduğu bir sınav. Bir kaygı yönetiminin gerçekleşmesi gereken bir sınav. Çok şey var ki yani baktığın zaman. Birçok yani elemek için, birilerini seçmek için birçok baskıyı aslında öğrenciye yüklemiş oluyorsun. Dolayısıyla bu noktada psikolojik anlamda birilerinin ayakta kalıyor olması. Evet, yanındakini elemen lazım. Aynen. Matematikle elediğinin çok çok daha önüne geçiyor. Zorlu bir süreç. Elenenler zaten yolun yarısında ayrılıyorlar. İlerleyebilenler sadece matematik bilenler olmuyor. Bu kaygıyı aynı zamanda yönetebilenler oluyor. Aynı zamanda işte bu süreç içerisinde rutinleri sürdürebilenler oluyor gibi gibi bazı kişilik ve karakterler de devreye girmiş oluyor. Psikolojik danışmanlık boyutu bu noktada çok çok önemli. Ve bizim mesleğin en büyük şeyi mesela matematik öğretmeni gelip matematiği anlatır ve bunun somut bir sonucu vardır. İşte netleri artar öğrencinin veya azalır. Bizim meslekte somut bir şey sunulmadığı için öğrenci çok sonra fark ediyor. Ben bu seneki 360 öğrencilerimin birkaçından en çok duyduğum şey, hocam istediğim yere yerleşmekten öte şu an bu bilinçle burada durabiliyor olmak benim için önemli. Kendimi iyi hissediyorum. Yani kaç bininci olduğunuzun evet belirli oranda önemi var tercih yapabilmek için. Ama en önemli olan kısım sürece dönüp baktığınızda elinizden geleni yapıp yapmadığınızı sorgulama aşamasında o psikolojik sağlamlığı sunabiliyor olmanız. Biz öğrencilerimizden en çok geri bildirimi de bu noktada alıyoruz. Evet. Kendimi iyi hissediyorum. Bu süreci bu şekilde tamamlamış olmak bana evet. iyi geldi. İyi aslında, ki bu bölümden hazırlanmışım. Aynen öyle. Aslında bunları duymak bizim için çok çok daha kıymetli oluyor gün sonunda tabii. Bir de ilave olarak bir de oradaki yani bakış açını da merak ediyorum. Öğrenciler bizimle birlikte psikolojik danışmanla yola çıkıyorlar. Bir de biz bu yolda onların biraz böyle öğrenme becerileri konusunda da etkinliklerini arttırmak istiyoruz. Hani öğrenme becerileri derken işte bu sınav aslında bir paragraf soruları var ve bu paragraf soruları da çok önemli. Diyeceksin ki hani IELTS sınavına hazırlanmışsındır yabancı dil sınavında. Hani aynı öyledir. Hani böyle yabancı dilde de soruyu okumazsın ama anahtar kelimeleri bulursun. Bu bir taktiktir. Evet yani kesinlikle. Bu taktikleri biz de bunun içerisinde neden veriyoruz? Yani şöyle söyleyeyim. Bunu çocuklarıma anlatırken genelde şöyle anlatıyorum. Bir oyun oynarken çoğu kısa kodlu ipuçları aramaya çalışıyor. Neden? O bölümü daha hızlı geçebilmek için ya da işte angarya dediğimiz kısmıyla uğraşmadan atlayabilmek için. Aslında sınav evet. için de bu geçerli. Sizin burada bazı taktikleri biliyor olmanız hızınızı çok ciddi oranda artırıyor ve bu hızın artmış olması paragrafta bir soruyu bir dakikanın altında çözdüğünüzde arttırdığınız süreyle gidip bir matematik sorusu yapabiliyorsunuz ve 5-6 bin kişinin belki çok daha fazla kişinin önüne geçmenizi sağlayabiliyor. Hı. Bu taktiklerle ilerliyor olmak size güç kazandırıyor aslında bakılırsa. Bu güç de bir yerden sonra özgüvene dönüşen bir yapı. Bu arada hemen bu güç kazanma olayını söylerken şu da benim dikkatimi çekiyor. Psikolojik danışmanla çıkılan yolculukta ben bununla bağlantılı buluyorum. O yüzden söylüyorum. Dikkat ve odaklanmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve dikkat ve odaklanma için de bizim zaten Öğrenci 360'ın içerisinde bilişsel fitleşme dediğimiz bir programımız var. Ben o dikkat odaklanmanın, hani bunu ben de eğitimlere katıla katıla öğrenmiştim. Bilmiyorum katılır mısın? Dikkat dağınıklığı deriz ya. Onun böyle çeviri olarak düşünürsen dikkat eşiği olarak tanımlıyorlar. Bunu. Yani eşik kelimesi o dağınıklık. Psikoloji çok kullandığımız bir şey zaten aslında eşik. Niye böyle söyleyeyim? Halk arasında da aslında dikkat eşiği demiyoruz da dikkat dağınıklığı diyoruz. Çünkü bu biraz popüler olan dille de alakalı bir şey. Şu an çoğu çocuğun tanısı işte dikkat eşiği. Aslında bu bununla alakalı bir durum değil. Hepimizin bir dikkat eşiği var. Hepimizin bir bellek kapasitesi, potansiyeli var. Yani aslında bilişsel olarak bir potansiyelle dünyaya geliyoruz. Evet. Ve hiçbirimiz bu potansiyeli %100 kullanmıyoruz. Yani ben mesleğin içinde olan biri olarak bile bunu kullanmıyorum. Ama önemli olan şey bu potansiyele kendimizi yaklaştırmak. Yani o eşiğin biraz ötesine geçebilme kısmı. Ya eşik deyince şey olarak da motive olarak da motivasyon olarak da etkileniyorsun. Evet. Eşik yani bir şeyi böyle atlamak yani gerekiyormuş bir gibi. Bir beceri gibi. Evet, evet. Çünkü dağınıklık olunca bu bende var zaten bir yapışmış de, gibi. Kesinlikle biz buna biraz sığınmayı toplumsal olarak seven bir kültürden geliyoruz. Yani bir şeylerin olmuyor olmasını kendi sorumluluğu
bunun dışında bir sonuca, bir sebebe aktarmak istiyoruz. Yani çok bunu ben yapamıyorum. Neden? Çünkü benim dikkat dağınıklığım var. Evet, var. Olabilir de. Sen bunu aşmak için ne yapıyorsun? O kısımda bir şey yok. Sığınma kısmında bunu çok fazla kullanıyoruz. Kültürel olarak bize aktarılmış da bir durum bu. Ama ben öğrencilere de diyorum. Senin bir potansiyelin var. Bu çok mükemmel olmak zorunda değil ama sen performansını, potansiyelini eş değer bir seviyeye çekmek zorundasın. Neden? Sınav senden bunu bekliyor. Evet. Günlük hayatta belki bu kadar karşına çıkan bir durum değil ama bunu yaptığın zaman ayağındaki güllelerden birinden kurtulmuş olacaksın ve çok daha hızlı bir şekilde yol alabiliyor olacağız. Bu dikkat olabilir, bellek olabilir, akıl yürütme performansı ile ilgili bir şey olabilir. Bilişsel fitleşme programımız zaten bu alandaki temel üzerinde. Üç bölgeyi kesinlikle ölçüyoruz. Kesinlikle. Ve ölçtükten sonra yani biraz da şöyle bir şey değil mi? Ben onu şöyle görüyorum. Bir metafor olarak söylersek o koşu sırasında hani böyle bisiklet yarışında su içmen gerekir ama sana biri su verir hemen içersin sonra tekrar verirsin. Hı-hı. Biraz böyle yanında oluyoruz. O bilişsel fitleşme dikkat ve dikkat dağınıklığı odaklanma bu süreci yolda tutman için sana böyle ekstra yiyecekler vermek, evet. biraz daha doğru beslenmeni sağlamak. Yani aslında senin orada fiziksel olarak o güce sahip olmanı sağlıyor ki bilişsel güzel. Performanslar da belirli oranda fiziksel bir yapısı vardır diyebiliriz. Yani sadece tabii. psikolojiktir diyemeyiz. Çünkü orada nöronlar devreye giriyor. İşte sinaptik bağlantılar devreye giriyor gibi. Bunlar daha fiziksel boyutu işin. Burada yaptığımız antrenmanlar da oradaki o sinaptik bağlantının güçlenmesini sağlıyor tabii, aslında süper. Bakılırsa. Bu da bilginin kalıcılığını ve öğrenme aşamasını evet açıyor. Ben onu her zaman kullanıyorum. Bilgi çok akıyor. Akışkan evet. bir şey. Ve bu akan bilgiyi durdurabiliyor musun? Mümkün değil. Hayır. Biz şu anda konuşurken bile bilgi akıyor. Tabii. Ama bilgiyi yönetebilmek, o bilginin içinden önemli olanları seçmek, o yönetme hali öğrenci tarafında da bir farkındalık oluşturuyor. Kesinlikle. Ya bir farkında olmadan hazırlanmak var. Bir farkında olarak hazırlanmak var. Bu konudaki donanımı en iyi şekilde yapabildiğimizi düşünüyorum ben. Evet. Geçen sene hazırladığımız öğrencilerin geri bildirimlerini evet, yani biraz önce çıkarak. Söylediğim nokta zaten burasıydı aslında. Bir şeylerin farkında olarak onu elde ettiğiniz zaman ondan gelen mutluluk da daha farklı bir boyutta oluyor. Çünkü sorumluluk sende, bütün çaba senden geliyor. Her şeyi seninle birlikte yarattığın bir şey aslında. Bu diğer türlü evet bir şeyler oldu ama bu nasıl oldu anlamlandıramıyorsun, sindiremiyorsun, üstüne oturmuyor. Yani gidip bir dükkandan seçtiğin elbiseyi giymek var. Bir de kendin uğraşıp kumaşıyla, dikimiyle, her şeyle uğraşıp o elbiseyi giymek var. İkisinin duruşu tabii ki bir olmuyor bir sonunda. Hem akademik olarak hem de duygu durumu olarak ele alıyoruz. Sonra arkasından işte paragraf yani sonuç olarak bu yöntemleri öğretiyoruz. Bu yöntemlerdeki becerileri ve onu verme sistemimize de çok güvendiğimiz için ya paragrafta nacizane çok iyiyiz. Zihin haritaları var, hızlı okuma var. Bu öğrenme becerilerine giriyor. Bu yöntemlerden biri. Bunlarda da çok iyi olarak devam ediyoruz. Ve bence süreçte senin öğrencilerle karşılaşmış olduğumuz noktada ilave olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Şu anda görüşmeleri devam ediyoruz. Evet, bu noktada en kritik noktalardan bir tanesi tabii programın içine dahil olacak kişinin yani öğrencinin bunu benimsemiş ve kabul etmiş olması bizim için çok kritik. Ben ailelere hep söylüyorum biz yola öğrenciyle beraber devam edeceğiz. Dolayısıyla onun kabul etmesi zaten bizi 1-0 öne geçirmiş oluyor bu yolculukta. Şu an çok farkında değiller ama sene sonu geldiğinde bir şeylerin geç kalmamış olması için artık yavaş yavaş tüm evet. öğrenciler için o sınav psikolojisine girmiş olmaları kıymetli. Şu an ben en çok bu noktayı vurguluyorum. Evet yaz tatili artık bitti. Artık bir akademik dönemin içine girdik. Dolayısıyla bizle devam edecekse de etmeyecekse de öğrencinin bu psikolojiyle bir şeyleri yapıyor olması önemli nokta. Özetledin ağzına sağlık. 2024-2025 öğretim yılı hepimize hayırlı olsun diyoruz. Bakalım. Öğrencilere de başarılar diliyoruz. Evet, süreçte neler göreceğiz. Evet, heyecanla bekliyoruz evet, sizi. Görüşmek üzere.